Teknolojik alanından herkese merhaba. Bugün sizlerle Everest marka KM7500 modelinin kutu açılışını ve ilk incelemesini yapacağız. Çok marketlerden aldığımız bu ürünün kutu açılışını ve ilk bakışını hep birlikte yapacağız. Bu videomuzda neler var dediğimizde ise kutu içeriği, özellikleri ve fiyat karşılaştırmasını bu videoda bulabilirsiniz. Kısa bir ara. Evet, ilk olarak kutu açılışı ile videomuza başlayalım. Evet, kutusuna şöyle bir baktığımda biraz hırpalanmış olduğunu görüyorum. Başka bir şubeden geldiği için kutusu biraz hasar görmüş durumda. Bu yüzden fiyatı bayağı bir uyguna geldi. Fiyatlarla ilgili videonun sonunda tekrar değineceğim. İsterseniz o kısma videonun anahtarlarından da erişebilirsiniz. Ön yüze baktığımda Everest markası olduğunu, ikisi bir arada kablosuz klavye mouse olduğunu görüyorum. Burada bir ufak bir aparatı var. Bunu bilgisayara bağladığımızda hem klavye hem mouse aynı anda yönetmemiz mümkün olacak. KM7500 olduğunu Wi-Fi üzerinden iletişim kurduğunu, Bluetooth üzerinden değil Wi-Fi üzerinden iletişim sağlıyor. Aynı zamanda pilleri de olduğunu buradan görüyoruz. Arkasını çevirdiğimde ise genel bilgiler nelerdir dediğimde ise hemen şurada segment bilgisayar tarafından getirildiğini ve garanti işlemlerinin sağlandığını buradan anlayabiliyorum. Özelliklere baktığımda ise klavye kısmında klavye ve mouse ikisi de 2,4 GHz ile işlem görüyorlar. İkisinin de 8-10 metre çekim alanı bulunuyor. Klavye AAA pil ile çalışıyor. İnce kalem pil ile çalışıyor. Fare ise AA büyük kalem pil ile çalışıyor. İkisinde de 2 milyon tıklama ömrü burada biçmişler bu cihazlar için. Windows 7, 8, 10 ile ilgili zaman uyumlu taka takma zaten algılıyor ve çalışmaya başlıyor. Bu yönden de güzel bir özelliği var diyebilirim. Kutusundaki bilgilerimiz bu şekilde. Şimdi kutuyu açarak içeri neler var? Gelin hep birlikte bakalım. Kutuyu açtığımda ise zaten daha önce açılmış bir kutu. Klavyemiz bu şekilde. İçerisinden bir kullanma kılavuzu. Burada faremiz. Bu şekilde. Bir de şu küçük kutunun içerisinde. Evet, içerisinden 2 adet kullanacağımız piller de çıkıyor. Küçük olan klavye için, büyük olan da fare için kullanılacak pillerimiz. Arkasını çevirdiğimde gene burada genel bilgileri var. Hemen şurada küçük bir pil takma haznemiz var. Buraya bir tane küçük pil takarak çalıştırmayı sağlayabiliyoruz. Herhangi bir üzerinde buton yok. Herhangi bir açma kapama düğmesi yok. Direkt aktif oluyor. Aktif olma işlemini de bu küçük olan algılama aygıtını bağladığınızda, bilgisayara bağladığınızda, şuradaki ufak olanı bağladığınızda direkt aktif oluyor. Şimdi mouse'un içerisini açtığımızda ise bakın burada bir küçük algılayıcımız burada. Şu küçük parça bu iki aygıtın çalışmasını sağlıyor. Yani üzerinde herhangi bir Everest ibaresi bulunmuyor. Olsaydı iyi olurdu. Kaybolduğu durumda hangisinin? Bunlardan çünkü birden fazla elinizde bulunabiliyor. Üzerinde yazsaydı güzel olurdu diyorum. Yine burada herhangi bir buton yok. Otomatik olarak kendini algılıyor. Buraya bir tane büyük AA pil takarak çalıştırabiliyoruz. Yine üzerinde genel bilgiler burada da bulunuyor. Şimdi bunu bilgisayara bağlayalım ve nasıl çalıştığına gelin hep birlikte bakalım. Bilgisayarımızı buraya alalım. Daha önceki mouse'umda kullandığım Logitech'in alıcısını şöyle kıyıya alıyorum. Bu Everest'in alıcısını, üzerine herhangi bir isim yazmadığını söylemiştim. Buradaki USB girişimize taktığımda direkt algılıyor ve mouse'umuzun direkt ışığı yanıyor. Lazer bir ışığı var bu arada. Optik diyelim. Optik bir ışığı var. Lazer değil. Lazer olsaydı daha iyi olduğunu düşünüyorum. Çok bir sıkıntı değil. 1200 DPI çözünürlüğü var mouse'um bu arada. Mouse'tan şu şekilde tıklama sesi geliyor. Sessiz değil. Yani bir Logitech mouse'umuza göre. Şöyle mikrofona yaklaştırayım. Biraz daha sesli olduğunu görebiliyorum. Ama ele oturması güzel. Biraz büyük canı. Üzerine bir tane tekerleği var. Tekerlek sağa sola hareket etmiyor. Kullanabilir tekerlek. Başka da mouse'un ekstra bir özelliği yok. Gelelim klavyemize. Klavyenin arkasında tırnakları var. Birazcık yükseltiyi arttırmak için. Bunları bir açalım. Not defterine şöyle bir yazı yazmayı deneyelim. Klavyenin hissiyatı gayet güzel. Sessiz bir mouse'a oranla mouse'un tıklamasını sesli olduğunu söylemiştim. Ama klavye daha sessiz çalışıyor. Tıklaması güzel. Çerçeve açısından çok da büyük değil. Alt tarafta biraz şöyle bir eğim var. Onun haricinde klavye tuşların bitiminde çerçevesi oluşturulmuş. Üzerine bir de pil LED'i var. Başka herhangi bir LED yok. Yani Caps Lock ya da NumLock'un ışıkları yanmıyor. Herhangi bunların basılı olduğunu anlayamıyorsunuz. Fakat pil bittiğiyle ilgili burada bir LED bırakılmış durumda. Buradan anlaşılabiliyor. Onun haricinde fonksiyon tuşlarını F'lerin altına gizlenmiş durumda. Onlar da gayet iyi çalışıyor diyebilirim. Yani buradan FN, ses açma, ses kapatma gibi fonksiyonlar gayet güzel çalışıyor. Bir sıkıntı yok. Everest KM7500 klavye mouse'umuzun incelemesi bu şekildeydi. Gelelim fiyatlarına arkadaşlar.
Bu arkadaşın internetteki fiyatlarına baktığımızda en uygun olarak şu anda hepsiburada.com'da 107 lira ile satıldığını görüyorum. Daha sonra N11'de 108 ve 110 lira şeklinde ilerliyor. Bunu çok marketlerden dediğim gibi bir indirimde olduğu indirim sepetinden 70 liralık bir fiyat etiketiyle satın aldık. Dönem dönem yine şok marketlere ve diğer zincir marketlere geleceğini düşünüyorum. Alınabilir, güzel bir ürün. Şimdi bunun bilgisayarda çalışması bu şekildeydi. Şimdi bilgisayar denedikten sonra klavye mouse'umuzu tabletlerde de çalışıp çalışmadığını bir deneyelim gelin hep birlikte. Bir OTG kablosuna alıcımı bağlıyorum. USB alıcımı bir OTG kablosuna bağladım. Daha sonra bu micro USB'den tablete bağlıyorum. Tablete bağladıktan sonra evet bakıyorum. Evet mouse'um çalışmaya başladı. Şöyle yakından bakmak gerekirse. Mouse oynattığınızda artık mouse'umuz çalışıyor. Klavye durumuna bir bakalım. Evet şu anda İngilizce klavye aktif olarak görüyor. Ama klavyemiz ve mouse'umuz tablette de çok güzel çalışıyor. Bununla ilgili bir bilgi yok. Fakat tablette de büyük ihtimalle telefonlarda yine aynı şekilde bu klavye mouse'u kullanmanız mümkün. Yine akıllı televizyonlarda da USB destekleyen akıllı televizyonlarda da Smart TV'lerde de bu klavye mouse'unuzu büyük ihtimalle kullanabilirsiniz diyorum. Yine tablette bu klavye mouse'u kullanırken fonksiyon tuşları çalışıyor mu diye baktığımda örneğin mesela buradan fonksiyon müzik dediğimde müzik çalar açılıyor. Fonksiyon tuşları da yine ses kısayım. Evet ses kısma, ses açma gibi fonksiyon tuşları da yine tabletler tarafından destekleniyor. Android cihazlarınızda bu klavye mouse'u çok rahat kullanabilirsiniz. Evet bu klavye ile ilgili görüş, fikir ve önerileriniz varsa lütfen yorum olarak aşağıya bırakınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.